Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda HTML linkleri anlatacağız. Linklendirmeler nasıl yapılır? Bir siteye ya da bir dosyaya nasıl bağlantı atılır HTML'de? Bunlardan bahsedeceğiz. İnceliklerinden ve ayrıntılarından bahsedeceğiz. İhtiyacınız olduğunu kadarıyla. Şimdi biz linklendirme için A tagını kullanıyoruz. Bizim A tagı açılır ve kapanır. Deriz ki diyelim Google'a gitmek için lütfen tıklayın. Kaydederiz ve yenile çekeriz. Şimdi nasıl oldu diyeceksiniz. Hem yukarıdaki hem A tagı CSS'de display modu inline block olduğu için yan yana göründü. Bunu satır atlatarak yapacağız. Tabii inline block ne demek falan diyeceksiniz. Şimdi bu ne diyor falan diye kendi aranızda belki düşünüyor olabilirsiniz. CSS derslerimizde bunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdi gördüğünüz gibi burada ne bir link var ne bir bağlantı var. Buna bir link atayabilmemiz için öncelikle href tagını kullanmamız gerekiyor. Bakın link tagında da aynı şeyi kullandık. Href'i kullandık. A tagında da href kullanıyoruz. İmajda search kullanıyoruz, src. O kaynağı belirtmede. Linkte de hedefi kullanıyoruz işte. A ve link taglarında hedef olarak href kullanıyoruz. Neyse fazla uzatmadan https www.google.com diyelim, kaydedelim. Basitçe link kurmamız böyleydi. Şimdi bunun ayrıntılarına girelim. Bir linke başlık tanımlamak için daha önceki ilk derslerimizde HTML attributes'lerde title attribütünden bahsetmiştik. Burada Google arama motoru yazdığımız zaman linkin üzerine gelip bir müddet beklediğimizde üzerinde Google arama motoru yazısı çıkacak. Ayrıca biz buna şimdi tıkladığımızda doğrudan ne olacak? Fazla O koymuşuz. Tıkladığımızda ne olacak? Pencere doğrudan siteye yönlenecek. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya ben bu site yine aynı kalsın ama ben bunun ayrı yeni bir sekmede açılmasını istiyorum. Burada işimize target attribütü giriyor. Target diyoruz. Target'te size önerdiğim iki farklı attribüt ismi var. Biri blank, diğeri de self. Self yazmanıza gerek yok. Yani eğer yeni bir sekmede açmak istiyorsanız alt dire blank yazın. Yeni sekmede açılacaktır. Gördüğünüz gibi. Ama aynı sekmede açmasını istiyorsanız buraya self yazmanıza gerek yok. Zaten varsayılan olarak self olduğu için sizin self yazmanıza gerek kalmayacak. Bunu silmeniz yeterlidir. Şimdi ayrıca diyeceksiniz ki ya ben sadece metnimi linklendirebilirim. Hayır. Herhangi bir HTML tagını, imajını da renklendirebilirsiniz. Örnek veriyorum, ben burada bir yazıyı linklendirmiştim. Buraya yazdığım ya da koyduğum her HTML tagı artık A harfin şu hedefine gidecek tıklanıldığında. Hatta istiyorsanız bu A tagını gelelim şuraya koyalım. Şöyle de yapalım ki karışık olmasın. Kaydedelim. Artık komple gördüğünüz gibi buranın linklenmiş olduğunu göreceksiniz. Şu kutudan itibaren artık linklenmiş vaziyette. Tıklıyoruz. Google'a yönleniyor. Aynı şekilde yine burada target attribütünü kullanabilirsiniz. Attire blank. Şimdi burada ben linklendirme ile ilgili iki önemli husustan daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri linkler ile iframe çağırma, diğeri ise sayfadaki itleri çağırma, ID'leri çağırma. Nasıl? Şimdi bunları silelim. Hatta her şeyi silelim. Bir genel bir başlık atalım. H1 başlığı. Ne diyelim? Kullanma kılavuzu diyelim. Kullanma kılavuzu. Değil mi? Evet. Ardından biz buralara yazalım ki H3 tagı diyelim. Bilgisayar
nasıl kullanılır? Şuradan lipsum.net'ten biz bir tane rastgele metin oluşturalım. Kendimizce uyduruk bir kullanma kılavuzu yazıyoruz. CTRL-D ile seçelim. Alt satıra kopyalayalım. Bilgisayar nasıl açılır diyelim. Neyin olduğu önemli değil. Çünkü ben burada başka bir şey göstereceğim size. Yani. Ardından biraz daha paragrafları büyük yapalım. Bilgisayar hakkında bilmedikleriniz, ne bileyim, şu paragrafları da büyük yaptıralım çünkü büyük bir scrollda daha iyi anlaşılacak bu. Birazdan anlatacağım ID'yi çağırmayı. Yani E tagıyla ID'yi de çağırabiliyoruz arkadaşlar. Aynı sayfa içerisinde yeniden yüklenme gerekmeksizin. Şimdi bunu tam ekran yapalım. Gördüğünüz gibi burada birçok bilgisayar hakkında kullanma kılavuzu yazmış olduk kendi çapımızda. Ve aşağı doğru scrolllar var. Şimdi buraya ben E tagı bana şöyle bir imkan sunuyor. Ben buraya E tagı açarım ve derim ki şunların her birine bir id verelim. Bilgisayar nasıl kullanılır diyelim. Hatırlarsanız ID attribute'ü benzersiz olmalıydı. Uniki yapıda olmalı. Yani benzersiz. Bilgisayar nasıl açılır? Arkadaşlar zaman kaybolmasın diye ben ID'leri isimlendirdiğimiz yerleri videoda kestim. Şimdi her birinin özgün kendine ait benzersiz bir ID'si var şu an. Zaten üstüne seçip baktığımız zaman şöyle sayfada başka bir seçili yer görünmüyor. Mesela Notepad'in şöyle bir özelliği var. Seçtiğiniz zaman ona benzer şeyleri gösteriyor. Bakın yoktur. Şimdi her birinin kendine ayrı ID'si var. Diyelim ki buraya bilgisayar nasıl kullanılır. Burada diyeceğiz ki ref attribute'ünü açacağız ve diyeceğiz bilgisayarın demiryolu işaretiyle bilgisayar nasıl kullanılır diyeceğiz. Bakalım nasıl oldu. Şimdi bu ID attribute'ünü A tagıyla kullandığımız zaman biz href ile çağırdığımızda tıkladığımızda direkt onunla başlatır. Burada yanlış yazmışız. Neyse önemli değil. Artık tıkladığımız zaman o ID'yi direkt tarayıcının üstüne getirip gösterecek. Diğerlerinde de göstererek daha net bir şekilde gösterim yapabiliriz. Bilgisayar nasıl açılır mesela? Bilgisayar nasıl açılır? Artık bilgisayar nasıl açılır tıkladığında bilgisayarın nasıl açıldığını gösteren kısma geldi. ID'ye geldi gördüğünüz gibi. Satır atlatalım her birinden. Yeniden bir tane açalım. Fazla uzatmadan videoyu. Nasıl kullanılmaz. Burayı yanlış yazmışız. Yenileyelim. Burayı karıştırdık. Şimdi gördüğünüz gibi ID'yi biz
A tagında href attribütüyle çağırarak şurada tıkladığımızda o ID'yi en üstte alıyor ve scroll'u ona göre gösteriyor. Mesela biz nasıl kullanılmaz ID'si ne? Bunu burada ne yapmışız biz ya? Bunu olması gereken şuydu. Gördüğünüz gibi bilgisayar nasıl kullanılmaza geldi. Evet, nasıl kullanılır, nasıl kullanılır geldi. Neyse, daha fazla uzatıp sıkmayayım sizi. Arkadaşlar, A tagıyla linklendirme dersimiz burada bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben Enver Avcıoğlu. Kendinize iyi bakın.